Arkadaşlar merhabalar bu videomda dikdörtgen ve kare konusunda kazanım odaklı sorular kısmındaki 9. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız dikdörtgen ve karede benzerlik. Arkadaşlar dikdörtgen ve karede ekstra bir 90 varsa genelde alfa beta. Dik üçgen oluyorsa bakın olmuyorsa da alfa betaya dalarsınız. E o zaman burada ne yapacaksınız alfa betaya dalacaksınız ama kenar uzunluklarının eşit olmasına dikkat edin. X artı 1 iken buraya da x artı 1. Buraya da x artı 1 demeyi unutmayın. Dal alfa beta ya. Alfa beta alfa beta deyip sonra hocam şu üçgenle şuradaki üçgen benzerdir deyip benzerliği kullanacaksınız arkadaşlar. Tamam. Evet çözüm zaten burada var. O çözüme de bakarsınız arkadaşlar. Evet biz şimdi sorulara bakalım isterseniz. Evet burada kare demiş ve ekstra bir 90 derece var. 6 ve 10 var burada. Buradaki açı kaç derece? 90 derece. Hocam burası da 90 derece. ve 90'lar havada uçuşuyor. Alfa beta'ya dalacağız. Dalalım. Alfa beta alfa ve beta. Hocam şu üçgen ile buradaki üçgen benzer çıktı. Bak şimdi şuraya a deyip de a artı 10 burası da a artı 10 deyip benzerlik yapabilirsiniz. Ama bazen bak bir üçgende kenarlar varsa betadan alfaya geçiş. E, betadan alfaya geçiş ne burada daha kolay yapmanı sağlar senin bu. Hocam 6 bölü 10 yani 3 bölü 5. O zaman diğer üçgende de betadan alfaya geçiş 3 bölü 5 diyebilirsin. Yani burası 3K iken burası 5K diyebilirsin. E hocam bu bir kare. Kare olduğundan dolayı ya yani şu kenarla şu kenar birbirine eşit olacak. 5K eşittir 3K artı 10'dan 2K eşittir 10'dan. K'yı da böylelikle 5 olarak bulursun. Ve senden AD uzunluğu isteniyor. K'yı 5 bulduysan 5 kere 5 25. Yani karenin bir kenar uzunluğu 25 çıktı. Dolayısıyla cevabımız C -han oldu arkadaşım. Geldik ikinci soruya. Evet ne yapıyoruz alfa beta'ya dalıyoruz ama onun öncesinde ne var burada 7 25 7 24 25 üçgeninden 24 çıktı. E bunlar da birbirine eşit verildiği için alt tarafta 24 olacağından burası da 12 12 yaptı. Sonra 7 artı x burası e o zaman burası da 7 artı x ne yapacağız burada dal alfa beta'ya. Alfa beta beta 90 alfa alfa 90 olduğundan burası da beta yani şu üçgenle şu üçgenle oldu birbirine benzer oldu. Hadi benzerliği uygulayalım. Alfanın karşısı 12'nin alfanın karşısı x oranı eşittir. Betanın karşısı 7 artı x'in betanın karşısı 12 oranı diyeceğiz. Yani buradan x çarpı 7 artı x eşittir 144 geldi. Arkadaşlar burada e, çarpanları ayırarak da yapabilirsiniz. Hissederek de yapabilirsiniz. Ne ile neyin çarpı 144? Hocam 12 ile 12'nin başka 16 ile 9'un değil mi? E, x yerine 9 yazarsak burası 16 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. O zaman x'i biz böyle ne bulmuş olduk arkadaşlar? 9 bulmuş olduk. Yani ikinci soru böylelikle akçay çıktı. Geldik 3'e. Bu bir dikdörtgen verilmiş. ABCD dikdörtgen, ABCD dikdörtgen verilmiş ve şu bir kare olarak verilmiş bize. Şimdi madem dikdörtgen şu kenar uzunluğu kaç? 24. Hocam burası da 24. Bak dikkat. Öncelikle şurası da 90. Hocam burası da 90. Burası 10'a 24. Hocam 90'lar var da düşüyor. Dal alfa beta'ya. Alfa, beta, alfa, beta'ya dalacak da olursak şu üçgen ile şu üçgen ne oldu? Benzer. Hocam burada beta'nın karşısı 5'ken beta'nın karşısı 10. 1'e 2 oran var. E o zaman burada alfanın karşısı 24 ise alfanın karşısı burada da 12'dir. E hocam burada 5, 12 üçgeni var? 13. Burası da 13. E 1'e 2 oran vardı benzerlikte. 90'ın karşısı 13 ise burada da 90'ın karşısı kaç yapmak zorunda? Hocam 1'e 2 orandan dolayı 26 yapar. Yani x artı 13 eşittir 26 ise x'i de böyle kaç buluruz? 13 olarak buluruz. Dolayısıyla 3. sorunun doğru cevabı böylelikle akçay çıktı. Geldik 4. soruya. Şimdi 16 var 12 var. 12 16 ne üçgeni arkadaşım? 20 üçgeninden şuraya bir 20 yazabiliriz. Sonra başka bir şey var mı burada? 17'yi de benim kullanmam lazım. Başka? Ee, hocam şurası da 90 aslında. Bak burası da 90. Bir alfabeteye dalalım istersen. Dal alfa beta'ya alfa beta alfa beta'ya dalınca hocam şuradaki üçgenle bakın şuradaki üçgenle şuradaki üçgen ne oldu? Benzer oldu. E hocam bunlar benzer. Bunun bir kenarı 20. E buradaki bir kenarı da 20 yazalım. Aslında 12, 16, 20, 3, 4, 5'in katı o zaman burası da 15, 20, 25 diyebiliriz ama neyse benzerlikten gidelim biz. Alfanın karşısı burada kaç? 12. 12 bölü buradaki alfanın karşısı A diyelim. A eşittir. Burada Betanın karşısı var. Buradaki betanın karşısına gidelim. 16 bölü buradaki betanın karşısı 20. 4'e böl 4'e böl 3 4 4'e böl 4'e böl 5 5 kere 3 15 A'ya 15 bulursun. E, burası 15 ise eğer 15 20 ne üçgeni 25 üçgeni. E o zaman 12'si buradaysa buraya kaç kaldı? 13 kaldı. E şimdi ne yapacağız? Bak şu uzunluk. Bu uzunluk kaç yapıyor arkadaşım? 13 ile 17'nin toplamı 30 yaptı. Değil mi? Evet. 30 yaptıysa artık buradaki dik üçgenden sonuca ulaşabiliriz. E 16 ve 30. 16 dediğimiz 8'in 2 katı. 30 dediğimiz 15'in 2 katı. O zaman burası da 17'nin 2 katından dolayı kaç çıkar? 34 çıkar. Dolayısıyla dördüncü sorunun doğru cevabı E seçeneği oldu. Geldik beşinci soruya. Kare demiş 20'yi falan bir yapıştıralım bakalım. Şurası 20, burası da 20 mi? 20. Burası da 20 mi? 20. X deniliyor bizden. 15, 20. Şuradaki üçgene bakacak olursak arkadaşlar. Şuradaki üçgende ne var? Bir 15, 20, 25 üçgeni var. O zaman şuraya bir 25'i yapıştıralım. Burası 25. E hocam ben burada başka neyi kullanabilirim? Bak 15'e 20. Yani şuradaki oranlamayı bulursam olay bitti. Şurada da bir kelebek yok mu arkadaşlar? Var. Kelebekteki oran ne? 20 bölü 15. 20 bölü 15 nedir? 5'e bölsen 4, 5'e bölsen 3. 4 bölü 3. Hocam soldan sağa 4 bölü 3 oran var. Yani burası 4K iken burası 3K'dır. Toplamda 7K'yı biz ne bulduk? 25 bulduk. 7K eşittir 25 ise K buradan 25 bölü 7 çıkar. A bizden ne isteniyor? X. X de 3K'ya eşit olduğundan dolayı 3 çarpı 25 bölü 7'den cevabımız 75 bölü 7 çıkar arkadaşlar. Evet böylelikle 5. sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. Geldik 6. soruya. Evet bir kapı var. Kapının da dışında şöyle bir şey var. Kapıyı böyle çevirmişler. Tamam burası da 14 burası da 21 demişler. Şimdi soruyu tam okuyayım. Eksik bir şeyler var. Şekil 1'de dikdörtgen biçimde kasası ile birlikte verilen dikdörtgen kapı köşeleri kasanın dışına taşmayacak biçimde şekil 2'deki gibi konumlandığında yukarıdaki uzunluk değerler oluşuyor. Buna göre dikdörtgen kapının çevresi kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. E ee, arkadaşlar aslında baktığımız zaman şuradaki açı kaç derece? 90 derece. Hocam burası da 90. Burası da 90. E burası da 90. 90'lar havada uçuşuyor. Ne yapacağız burada? Alfa beta'ya dalacağız. Dal kardeşim. Alfa beta, alfa beta, beta 90, alfa, alfa 90, beta. Burası da alfa, burası da beta mı? Evet. Şimdi şuraya bakacak olursan hocam şu üçgenle şu üçgen benzer, hatta bunlar eş. Çünkü 90'ın karşısındakiler aynı olduğundan dolayı alfa'nın karşısı 14 ise burada da alfa'nın karşısı nedir? 14'tür. Hemen 14'ü yazalım buraya. Sonra burada beta'nın karşısı 48 ise burada da beta'nın karşısı 48'dir. 48 de yazalım. A burası 48 artı 21 ise burası da 48 artı 21 olduğundan burası da 21 olacak. Sonra hocam şu üçgen ile de buradaki üçgen benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler aynı olduğundan dolayı şu kenarlar bunlar da eş. Dikkat et alfanın karşısı 21 burada da alfanın karşısı 21. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı yok. E şurada başka bir kenar uzunluğu verilmiş mi? Başka bir kenar uzunluğu verilmemiş. Dikdörtgen kapının çevresi isteniyor bizden. Şunun çevresi isteniyor. Aynı zamanda arkadaşlar şu mavi ile sarı da benzer değil mi? Evet. Benzerliğe bakalım. Alfanın karşısı 14. Alfanın karşısı 21 mi? Aynen öyle. 14 bölü 21 neye eşittir? Betanın karşısı 48 bölü betanın karşısı A diyelim. 48 bölü A'ya eşittir. Alfanın karşısı 14'ün alfanın karşısı 21 oranı. Burada betanın karşısı 48 bölü betanın karşısı A'ya oranı. Hocam 7'ye bölsen 2 7'ye bölsen 3 şu şu sadeleşince 16 kaç kaldı? 24 kaldı. 3 ile 24'ün çarpımı da A'yı da buradan kaç buluruz? 72 buluruz. Evet A 72. O zaman şimdi bir şeyler çıktı arkadaşlar. Hatta burada Pisagor bağıntısından buna göre dikdörtgen kapının çevresi dikdörtgen kapının çevresi isteniyor. 7 24 25 ha. Arkadaşlar şurada artık şu kapının çevresi isteniyor bizden kapının çevresini bulabiliriz. Hocam burası 14 burası 48. Bak burası 7 çarpı 2. Hocam burası 24 çarpı 2. O zaman burası da 25 çarpı 2'den kaç çıkar? 50 çıkar. E hocam burası da 3 çarpı 7. Burası da 3 çarpı 24. O zaman burası da 3 çarpı 25'ten 75 çıkar. 50 burası 75 burası. 50 75 Diğer tarafta 50, diğer tarafta 75 olduğundan direkt 50 ile 75'in toplamını dikkatli diyebiliriz. Şu 220, 125 yaptı. 125 ile de 2'yi çarptığımız zaman çevrede böylelikle kaç yapmış oldu? 250 yapmış oldu. Dolayısıyla 6. sorunun doğru cevabı Denizli oldu. Geldik 7. soruya. ABCD ve şu BFG eş dikdörtgenlermiş. Arkadaşlar dikdörtgenler eşse o zaman şunun kısa kenarıyla... Bunun kısa kenarıyla bunun kısa kenarı birbirine eşit değil midir? Evet. Kısa kenarları eşittir. Hatta uzun kenarları da birbirine eşittir. Yani ben buraya x dediysem eğer burası da x burası da x oldu mu oldu. Uzun kenar ne oldu? x artı 9. Hocam uzun kenar burada da x artı 9 olacak. Buraya kaç kaldı? x artı 5. Yani burası da x artı 9. E, sonra ne yapacağız? Şurada bir şey çıktı. Hocam şurada ne çıktı? Bir kelebek benzerliği çıktı. Kelebek benzerliğini uygula. Yukarıdan aşağı x bölü 4 9 bölü x'e eşittir. Evet x bölü 4 9 bölü x'e eşittir. x bölü 4 9 bölü x'e eşit olduğundan x karede 36 eşit olduğundan x'i kaç buluruz? 6 buluruz. Evet x 6 çıktı. Bizden dikdörtgenlerden birinin alanı isteniyor. Madem x 6 bir kenar 6 iken diğer kenar kaç çıkmış oldu arkadaşlar? Şuradaki kenar 9 6 daha 15 çıktı. O zaman alan neye eşit olacaktır? 6 ile 15'in çarpımına eşit olacaktır. 6 çarpı 15'ten cevabımıza kaç çıkar? 90 çıkar arkadaşım. Evet böylelikle 7. sorunun doğru cevabı E seçeneği oldu. Ve böylelikle 9. bölüm testinde bitirdik. O zannediyoruz. Bir sonraki videoda 10. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.